Merhaba arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Kampımız devam etmekte. Yazım kurallarının ikinci videosuyla karşınızdayım. Hazırsak kitaplarımız önümüzde ise haydi bakalım başlıyoruz. Evet tatlış kitabımızı açtık ve sayfalar 19'u göstermekte. Belki de en çok karıştırmış olduğunuz birleşik sözcüklerden bahsedeceğiz. Bir ayrı yazılan birleşik sözcükler, bitişik yazılan birleşik sözcükler. Hocam ne diyorsunuz? Birleşik sözcüklerin hepsi bitişik yazılmıyor muydu dediğinizi duyuyorum. Hayır arkadaşlar hepsi bitişik yazılmıyor. Ağrı yazılanlar var, bitişik yazılanlar var. Hazırsak o halde şöyle kitabımızı yerine alıyoruz ve başlıyoruz. Bakalım neymiş bu karın ağrısı? ayrı yazılanlar ve bitişik yazılan birleşik sözcükler diyoruz. Birleşik sözcüklerin yazılışı. Birleşik sözcükler tek bir varlığı ifade eder. Bunu unutmuyorsunuz. Bunlar duruma göre bitişik, duruma göre ayrı yazılır diyoruz. Bakalım o halde. Şimdi burada bitişik yazılan birleşik sözcüklere baktığınızda bazı kurallarımız var. Bu kurallara dikkat etmenizi istiyorum. Birleşik sözcükte bir ses düşmesi ya da ses türemesi olduysa onu biz bitişik yazıyoruz. Bakın ses düşmesi ya da ses türemesi varsa ki o ses genelde Ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi oluyor arkadaşlar. Böyle bir durumda nasıl yazıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Mesela nasıl sözcüğünde ne ve asıl karşılaşmış iki tane ünlü? Ünlü aşılmasından da hatırlayın ses olayından. Ne yapıyordu? İki ünlü karşılaşıyordu. Biri birine hop düşürüyordu. Biri yükseliyordu. Biri düştü, biri yükseldi. Burada gördüğünüz gibi e düştü, a yükseldi. Nasıl oldu? O yüzden bitişik yazıldı. Çünkü neden? Ne ve asıl iki sözcüktür karşılaştı. Ünlü düşmesi oldu ve bitişik yazıldı. Pazartesi ifadesine baktığımızda pazar ve ertesi ifadeleri birleşti arkadaşlar. Burada da yine bir e'nin düştüğünü e, görüyorsunuz. Şöyle pazartesi hatta e ve r düştü. Ne için sözcüğüne baktığımızda e ve i karşılaştı aynı zamanda bu bir ünlü aşınmasıdır. Ne yaptı? Birbirini götürdü. Niçin dediğimiz bir kavram, bir sözcük ortaya çıktı. Sabretmek, hissetmek, birbiri sözcüklerine bakmanızı istiyorum. Sabır ve etmek birleşti, sabretmek oldu. Çünkü oradaki ı ne oldu? Düştü. Hissetmek ifadesine baktığınızda his ve etmek birleşti sevgili arkadaşlar. Aradaki s türediği için, yeni bir ünsüz türediği için orada da ne oldu? Bakın Hissetmek bitişik yazıldı birbiri ifadesini biraz bulmakta zorlanıyorsunuz biri biridir o sevgili arkadaşlar şuradaki iyi düşmüştür ve birbiri olmuştur ve bitişik yazılmıştır diyoruz bu bizim neyimiz olsun birinci kuralımız olsun hadi bakalım devam ikinci kural birleşik sözcü oluşturan sözcüklerden her ikisi ya da ikincisi anlamını yitirirse o sözcük bitişik yazılır bu bizim için aşırı önemli bir bilgi arkadaşlar evet ne diyoruz bakın? Birleşik sözcü oluşturan sözcüklerden her ikisi ya da ikincisi anlamını yitirirse bitişik yazılır. İşte Ayşe kadın diyoruz tamam mı? Diyorum ki bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu ve benzer bütün örneklerde bağlama bakmanızı istiyorum. Mesela daha yeni toplulukta bana şey sordunuz. Bit yeni hocam bitişik mi yazılır ayrı mı yazılır? Arkadaşlar bit yeni anlamına göre şöyle bitişik de ayrıda yazı, yazılabilir. Yani anlamına göre dediğim şey bit yeni mutlaka neye bakmanız gerekiyor? Cümledeki bağlamına bakmanız gerekiyor. Bağlam 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 bizim için önemlidir diyoruz. Ayşe kadın dediğinizde bu bir fasulye türü müdür? Evet bir yemektir. Burada arada fasulye değil fasulye şu şekilde fasulye şeklinde yazılır. Konumuz yazım kuralları iken aklıma geldikçe hatırlatmalar yapacağım sizlere diyorsunuz ki yemekte Ayşe kadın vardı diyorsunuz. Ayşe ve kadın sözcükleri anlamını yitirdi mi yitirdi. Bakın şu benim birinci sözcüğüm olsun. Bu benim ikinci sözcüğüm olsun. Benim birinci sözcüğüm Ayşe midir? Evet. İkinci sözcüğüm kadın mıdır? Evet. Şimdi baktığımda Ayşe kadın. Ayşe'den mi bahsediyorum? Hayır. Birincisi anlamını yitirdi. Kadından mı bahsediyorum? Hayır. İkincisi de anlamını yitirdi. Her ikisi de anlamını yitirdi. Dolayısıyla Ayşe kadın yeni bir şey isim oldu. Bir fasulye, bir bitki türü oldu. O yüzden bitişik yazılacaktır diyoruz. Her zaman iki sözcüğe odaklanmak zorunda değilsiniz. Yani iki sözcüğün birden ikisine de odaklanmak zorunda değilsiniz ama Mutlaka ikincisine bakın çünkü her ikisi ya da ikincisi bizim birinci sözcükle aslında bir işimiz yok. Her iki sözcük ya da özellikle ikinci sözcük diyoruz tamam mı? Bunu daha hatırlatmış olayım. Gelin feneri diyorum tamam mı? İşte bahçesinde gelin feneri de vardı diyorum. Gelin feneri dediğim şey arkadaşlar. Şimdi bir gelin var bir de fener var. Bu bahsettiğim şey gelin mi? Hayır. Bahsettiğim şey fener mi? Hayır. Gelin anlamını yitirdi. Fener anlamını yitirdi. Ne oldu? Bir çiçek adı oldu. Dolayısıyla nasıl yazılacaktır arkadaşlar? Tabii ki ee, bitişik yazılacaktır. Peki şöyle deseydim nasıl yazılırdı? Gelin feneri eee kaynanasına kaynanasına verdi diyorum. Şimdi canlar, verdi yüklem. Kim verdi? Gelin verdi. Gelin burada özne olarak kullanıldı. Gerçekten bir gelinden bahsediyor. Neyi verdi? Feneri verdi, belirtili nesne. Kime verdi? Kaynanasına verdi, dolaylı tümleç. Bu şekliyle baktığımızda Gelin burada özne olarak kullanıldı ve hatta gelinden sonra virgül de getirilebilir. Burada bahsedilen şey gelin feneri değildir. Burada bahsedilen bir şahıs, bir kadın, bir gelin ve bahsedilen bir aydınlatma yarayan bir fener. İşte o yüzden burada bir anlam kaybı yok. Anlam kaybı olmadığı için de ayrı yazılacaktır. Cam güzeli ne de güzel duruyordu balkonda diyorum. Buradaki cam güzeli bir bitkiden bahsediyorsak sevgili arkadaşlar nasıl yazılacaktır? Bitişik yazılacaktır. Aslan ağzı yine bir bitkiden bahsediyorsak bitişik yazılacaktır. Aslan aslan olmaktan çıktı, ağız ağız olmaktan çıktı. Keçi boynuzu, herhangi bir keçiden mi bahsediyorum? Hayır, bir boynuzdan mı bahsediyorum? Hayır, dolayısıyla nasıl yazılır? Gördüğünüz gibi e, bitişik yazılacaktır diyoruz arkadaşlar. Şimdi karnı kara belki de ilk kez duyuyorsunuzdur. Karnı kara bir börülcedir. Dolayısıyla karın ve kara sözcükleri anlamını yitirdiği için bitişik yazılacaktır diyoruz. Hayvan adlarına bakıyorsunuz yalı çapkını. Şu an gündemde olan bir dizi var yalı çapkını ama gerçekten orada bir yalı var ve orada çapkınlık yapan bir kişi var. O yüzden onun ayrı yazılması son derece doğru. Burada bahsedilen şey bir kuş türüdür. Mesela diyorsunuz ki kahvaltıya gittiğimizde sahilde çok fazla yalı çapkını gördük diyorsunuz. İşte burada bahsedilen şey yalı çapkını kuştur ve yalı yalı olmaktan çıkmış, çapkın çapkın olmaktan çıkmış yeni bir şey, isim olmuş ve yalı çapkını burada gördüğünüz gibi bitişik yazılacaktır. Bir kuşa isim olmuştur. Dana burun derken bir böcektir artık. Dana ve burun sözcükleri anlamını yitirmiş. Her zaman şöyle birinci ve ikinci sözcük mantığıyla düşünebilirsiniz. Sarı kuyruk ifadesi bir balıktır. Sarı da anlamını yitirmiş, kuyruk da anlamını yitirmiş. Bir balığa isim olmuş. Boz yürük arkadaşlar bir yılandır. Boz ve yürük sözcükleri anlamını yitirmiş yeni bir e, isim meydana gelmiş. Dolayısıyla nasıl yazılacaktır gördüğünüz gibi e, arkadaşlar bitişik yazılacaktır diyoruz. Yiyecek isimlerine bakıyoruz. Ali Nazik arkadaşlar bir yiyecek adıdır biliyorsunuz ki ama tekrar söylüyorum bağlama dikkat ediyoruz. Burada şöyle yazsaydı durum daha farklı olurdu. Ali Nazik davranıyor herkese. Şimdi davranıyor yüklem kim Ali özne nasıl davranıyor Nazik burada da arkadaşlar zarf tümleci olur ama buna dikkat edeceksin işte bağlam bizim için bu anlamda çok önemli Ali Nazik orada gördüğünüzde tabii ki hemen ayrı ya da bitişik diyemiyoruz mutlaka bağlam bağlam bağlama bakıyoruz cümle içerisindeki kullanımına göre bitişik ya da ayrı yazılıp yazılmayacağı konusu da değişir diyoruz kadın budu yine bir yiyecek adı gördüğünüz gibi kadın kadın değil but but değil yine aynı şekilde tavuk göğsü tavuk ve göğüs anlamını yitirmiş kedi dili anlamını yitirmiş ve vezir parmağı anlamını yitirmiş her ikisi de. Kuş lokumu arkadaşlar bir kurabiye türüdür. Ne kuştur ne lokumdur yeni bir isim meydana geldiği için nasıl yazılacaktır diyoruz bitişik yazılacaktır diyoruz. Alet ve eşya adlarına bakıyorsunuz. Domuz tırnağı. Bu bir domuz değil, bir tırnak da değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir kanca, yeni bir isim meydana geldiği için bitişik yazılır. Kedi gözü keza aynı şekilde nasıl yazılacaktır? Kedi gözü bitişik yazılacaktır. Sıçan kuyruğu törpü demek arkadaşlar. Sıçan ve kuyruk anlamlarını yitirmiştir diyoruz. Şimdi baktığımızda hastalık adlarına bakıyorsunuz. İt dirseği İt dirseği dudakta çıkan bir arpacık. İt ve dirsek sözcükleri anlamını yitirdiği için nasıl yazılacaktır? Gördüğünüz üzere arkadaşlar bitişik yazılacaktır diyorum. Karabatan yine aynı şekilde bir hastalık adı. Deli baş arkadaşlar koyunlarda ve danalarda görülen bir hastalıktır diyoruz. Deli ve baş sözcükleri anlamını yitirdiği için bitişik yazılacaktır diyoruz. Oyun isimleri bitişik yazılır. Beş taş ve dokuz taş gök cisimleri arkadaşlar bitişik yazılır altın kardeş küçük ayı saman yolu gibi bunlara bakmamız dikkat etmemiz gerekiyor evet renk isimlerine bakıyorsunuz renk isimlerinde fil dişi burada bir fil Değil, bir diş değil. Bunların ikisi anlamını yitirmiş, bir araya gelmiş, yeni bir isim ortaya çıkmış. Dolayısıyla fil dişi bitişik gül kurusu bir renktir biliyorsunuz ki pembeyle böyle kırmızı morumsu arası bir renk. Gül ve kurusu sözcükleri anlamını yitirip bir renk adı olduğu için bitişik. Kavun içi bitişik, yavru ağzı bitişik ama tekrar söylüyorum bağlama dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer şöyle deseydi. Ee, kavun içi çürümüş deseydi burada kavun içini ayrı yazacaktık çünkü burada kastedilen şey gerçek anlamda kavunun içinden bahsetmesi renk olan kavun içinden bahsetmiyor buna dikkat Evet başka bir kuralımız. Birleşik sözcü oluşturan sözcüklerden en az biri tür değişikliğine uğrarsa bitişik yazılır. Hocam tür değişikliği ne demek? Hemen parantez içerisinde vermişim. Yani isimken fiil oluyorsa ya da fiilken isim oluyorsa onu bizim nasıl yazmamız lazım? Bitişik yazmamız gerekiyor. Bilgisayar sözcüğüne bakıyorsunuz. Arkadaşlar bilgisayar şurayı sildim. Şimdi bilmek e, artı saymak sözcükleri bir araya geldi değil mi? İki tane fiil bir araya geldi. Bilmek, fiil, saymak, fiil, bilgi sayar oldu. Yani isim oldu. Dolayısıyla fiillerin ikisi de isim olarak ne olmuş oldu? İki fiil bir araya gelip bir isim oluşturduğu için gördüğünüz üzere bitişik yazıldı diyoruz. İmam bayıldı yine bitişik yazılır. Biçer döver, biçmek dövmek bitişik yazılır. Ağaç kakan, aç isim kakmak fiil isim artı fiilden oluştuğu için ve artık bir isim olduğu için bitişik yazılır. Serden geçti, kaptı kaçtı, Kadir bilmez, ee, oldu bitti, ver yansın, incitme beni nasıl yazılacaktır arkadaşlar? İncitme beni kanser hastalığı demek. Güzel adlandırmada aynı zamanda B bitişik yazılır diyoruz. <laughs> Mesela şöyle deseydik. Ben zaten çok hassas narin biriyim. Ne olur incitme beni. Deseydim orada incitme beni ayrı yazılacaktı. Tekrar bağlam 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 diyoruz. Kurallı birleşik eylemler ve anlamca kaynaşmış kurallı e, bazı eylemler bitişik yazılır. Koşabilmek, şaşa kalmak, gidi vermek, düşe yazmak. Koşabilmek, ebilmek burada yeterlilik fiilidir. Kurallı birleşik fiildir. Bitişik yazılır. Şaşa kalmak sürer fiili şaşırmaya devam etmek şaşmaya devam etmek bitişik yazılır gidi vermek i vermek tezlik fiili bitişik yazılır düşe yazmak e yazmak yine arkadaşlar nedir gördüğünüz gibi ee, bitişik yazılır başvurmak vurmak. Anlamca kaynaşmış, vazgeçmek, süre gelmek, sürerlik fiilidir, düşe yazmak, yaklaşma fiil, yapabilmek, yeterlilik fiili bunlar nasıl yazılacaktır? Tabii ki e, bitişik yazılacaktır diyoruz. Bu fiiller bitişik yazılır bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Önündeki tek heceli harfler genelde Arapça kökenli harflerdir ve bunlar bitişik yazılır. Cezbetmek, def etmek, addetmek, addetmek geçmiş yıllarda soruldu ne demek arkadaşlar addetmek? Saymak anlamına gelir. Bunlar nasıl yazılacaktır? Bitişik yazılacaktır. Lav etmek arkadaşlar ne demek? Fes etmektir. Bitişik yazılır yine. Ondan sonra cem etmek ne demektir? Toplamak. Bunlar nasıl yazılacaktır? Bitişik yazılacaktır diyoruz. Farsça kurala göre oluşturulan tamlamalar bitişik yazılır. Servet Efüğü'nün bakın şöyle yazanları görüyorum. Sakın. Servet-i Fünun Kendilerini o kadar çok yoruyorlar ki Ama bu kuralı unutuyorlar Bu böyle yazılmaz Servet-i Fünun böyle yazılır Servet-i Fünun edebiyatı deseydi de edebiyatın e'si büyük Servet-i Fünun dönemi deseydi de dönemin d'si de büyük Ona da dikkat edelim Fecriati bu şekilde yazılır Sakın şöyle yazmayın Fecriati böyle bir şey yok Misak-ı milli terkibi bir gayrimenkul, suikast şeklindeki tamlamalar e, Farsça kurala göre oluşturulduğu için bitişik yazılır diyoruz. Arapça kurala göre oluşturulan tamlamalar da bitişik yazılır. Fenafillah, velhasıl, şeyhülislam gibi ifadeler bitişik yazılacaktır diyoruz. İşte bu madde bizim için çok önemli. Somut olarak yer bildirmeyen alt üst üzeri sözcüklerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır diyoruz bizim için önemliydi. Bayram üstü derken şöyle lütfen düşünmeyiniz. Somut mudur? Yani somut olarak bir bayram var masa gibi onun üstünden mi bahsediyorum? Hayır. Mesela Nazlı Hoca'nın masasının üstü deseydim gerçekten masanın üstünden bahsettiği için ayrı olacak. Masa üstü dağınık deseydim ayrı olacak. Ama bayram üstü dediğim için bitişik çünkü oradaki bayram üstü zaman dilimi gibi kullanıldığı için soyuttur ve bitişik yazılır. Bilinçaltı arkadaşlar bitişik yazılır. Yüz üstü bitişik yazılır. Yüzümün üstünden bahsetmiyorum. Beni yüz üstü bıraktı mesela diyorsunuz. Bitişik yazılır. Ayak altı işte buna da dikkat. Ayak altındaki halı kayıyordu derken gerçek anlamda ayağın altından bahsettiği için ayrı ama yine bağlam bağlam bağlama dikkat ediyoruz ama çocuk ayak altında dolaşıyordu dediğimizde ona engel oluyordu mani oluyordu gibi bir anlamda kullanıldığı için bitişik yazılacaktır. Bayram üstü keza yine bitişik dedik zaten bilinçaltı Ondan sonra ayaküstü, ayak altı ifadelerinde olduğu gibi bunlar bitişik yazılacaktır diyoruz. Ah yine dizgi iki kere yazmış bunları ama tabii ki ikinci baskıda düzelteceğiz arkadaşlar. İlk kitap ve insan elinin değdiği her yerde hata olabileceğini lütfen unutmayın. Şüphesiz Allah kusursuzdur. Böyle kusurlar, ufak tefek şeyler olabilir. Hoş göreceğinizi umut ediyorum. Sizin de gördüğünüz şeyler olursa bana yazın lütfen. ikinci baskıda hemen düzelttirelim. Ara yönler bitişik yazılıyor. Bunu aslında ben söylemiştim yine söylemek istiyorum. Güneydoğu, kuzeybatı, güneybatı ve nedir? Kuzeydoğu ve arkadaşlar nasıl yazılır? Küçük harfle yazılır. Onu da ben ek olarak belirtmiş olayım diyorum. Şehir, kent, köy, mahalle, dağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su ve benzeri sözcüklerle kurulan tamlamalar şeklindeki yer adları bitişik yazılır. Acı göl, yeni mahalle, karadeniz, karasu, eski şehir, koca tepe gibi hane zade name gibi sözcüklerle oluşturulan sözcükler bitişik yazılır amca zade kütüphane dershane seyahatname gibi baş sözcüğüyle oluşturulan tamlamalar bitişik yazılır. Ben şunu söylüyorum. Baş başa gelirse bitişik yaz. Baş eser, baş aktör, baş kent, baş savcı, baş öğretmen, baş köşe, baş komutan. Burada bir şey söylemek istiyorum. Şu örnek üzerinden gidelim. Biz bunları hecelerken iki tane sözcükmüş gibi hecelemeyeceğiz. Tek bir tane sözcükmüş gibi heceleme yapmamız lazım. Baş öğretmeni şöyle yapamam. Baş öğret Men şeklinde açamam. Yani şu şekilde değil arkadaşlar. Baş öğretmen. Bu şekilde değil. Peki hocam ne şekilde olacak? Bu artık baş ve öğretmen olmaktan çıktı. Baş öğretmen oldu. Dolayısıyla tek bir sözcükmüş gibi baş öğretmen şeklinde olacaktır. Baş öğretmen, tamam, mı? baş ve öğretmen değil, baş öğretmen çünkü artık bu tek bir sözcü ifade ediyor. Yine başkent, işte baş köşe, baş komutan, baş hemşire gibi bir şeyin başı anlamına geliyorsa bitişik yazıyoruz baş sözcüğünü. Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki baş sözcüğü başı sözcüğü bitişik yazılır. Usta başı, yüz başı, ele başı, bin başı gibi. F sözcüğüyle oluşturulan bazı tamlamalar bitişik yazılır. Buna da dikkat edelim. Basım evi, yayın evi, öğretmen evi, polis evi, huzur evi, doğum evi. Tamam mı? Öğretmen evini yine şöyle yazmıyoruz arkadaşlar. Buna yine dikkat edelim. Öğretmen. Nevi şeklinde açacağız. Çünkü tekrar söylüyorum. Bu artık öğretmen ve ev olmaktan çıktı. Öğretmen evi bir artı kurumdur ve bu şekilde tek bir sözcüğü karşıladığı için bu şekilde hecelerine ayırmamız gerekiyor diyorum. A baba bey hanım, efendi, nine ve benzeri sözlerle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır. A bey, paşa baba, beyefendi, hanımefendi, kadın nine, a baba gibi sözler bitişik yazılır diyoruz. Şimdi devam edelim arkadaşlar tabii ki ayrı yazılan birleşik sözcüklere bakıyorsunuz. Bakın bitişik yazılanları gördük. Ayrı yazılan birleşik sözcükler, birleşme sırasında sözcüklerden hiçbiri ya da ikincisi e, ikinci sözcü anlam değişikliğine uğramayan birleşik sözcükler ayrı yazılır. Yani sözcüklerden hiçbir ya da ikincisi anlam değişikliğine uğramamışsa biz bunu ayrı yazıyoruz. Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulanlar. Köpek balığı bu hala bir balık cinsidir. Ateş böceği bir böcektir. Özellikle ikinci sözcüğüne odaklanmanızı istiyorum. Tarla faresi bu bir faredir arkadaşlar. Boğa yılanı bu arada boğa yılanı değil. Yani şöyle değil. Boğa yılanı değil. Boğa. Dolayısıyla ayrı bu bir yılan. Deniz yılanı. Ankara keçisi bu bir keçi ayrı yazılacaktır diyoruz. Bitki türlerinden birinin adıyla kurulanlara dikkat. Çam fıstığı, fıstığın fıstık yine ayrı yazılır dağ nanesi, şeker pancarı, kuru fasulye, altın kökü, yıldız çiçeği bunlar ayrı yazılır. Semizotu, dereotu bitişiktir. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. Bu istisna olmuş diyoruz. Çiçek sözcüğü kendi anlamı dışında kullanılırsa bitişik yazılır. Su çiçeği, nar çiçeği kendi anlamı dışında kullanıldı. Su çiçeği arkadaşlar bir hastalık adı, nar çiçeği ise bir renk adı. Yani kendi anlamı dışında kullanıldığı için nasıl yazılmıştır? Bitişik yazılmıştır diyoruz. Nesne, eşya, alet adlarından biriyle kurulanlara bakıyoruz. Üst geçit bu bir geçit mi? Toplu iğne bu bir iğne mi? Yine el kitabı bu bir kitap mı? Evet. E, Arap sabunu, dönme dolap, tırnak makası. İkinci sözcüklere baktığımızda bir anlam kaybı yok. Anlam kaybı yoksa nasıl yazılacaktır? Ayrı yazılacaktır diyoruz. Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimelere bakıyorsunuz. Keçi yolu, deniz yolu, çevre yolu, karayolu, demiryolu, hava yolu. Yol. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yoldan çık diyoruz. Yoldan çık. Araçlar geçecek ya da insanlar geçecek ya da yoldan ayrıl diyoruz. Ayrı yazıyoruz tamam mı? Karayolu, demiryolu, havayolu, deniz yolu, çevre yolunu ayrı yazıyoruz. Durum, olgu, olay bildiren birleşik kelimelerimiz var. Ana dil geçmiş yıllarda soruldu çok yakın bir tarihte biliyorsunuz ki ana dil nasıl yazılacaktır? Ayrı. Baş ağrısı ayrı, ay tutulması, işbirliği, açık öğretim, el birliği bunlar ayrı yazılır. Buna dikkat edelim ama yüksek öğretim, ilk öğretim, orta öğretim bitişik yazılır diyoruz. Bilim ve bilgi sözcükleriyle kurulanlar dil bilgisi ayrı, toplum bilimi, şekil bilgisi ayrı, yuvar ve küre sözleriyle kurulanlara bakıyoruz. Göz yuvarı, su küre, ışık küre, renk yuvarı bunlar nasıl yazılacaktır ayrı yazılacaktır diyoruz. Şuna dikkat edelim ama yer küre arkadaşlar bitişik yazılacaktır. Bir dikkat notumuz da yer küreden olsun. Yiyecek içecek adlarından biriyle kurulanlar ayrı yazılır. Çiğ köfte, dolma biber, kuru yemiş. Bakın kuru yemişi şunu diyorsunuz. Hocam kuru yemişçilerde her zaman bitişik yazmışlar. Arkadaşlar onlar TDK'ye bakmıyor. Tamam böyle bakmayın. Kuru yemiş yemişlerin kurumuş hali değil mi? Evet. Ne kuru sözcü anlamını yitirmiş ne yemiş sözcü anlamını yitirmiş. Her ikisi de anlamını koruduğu için ayrı yazıyoruz. Anlamını yitirseydi ikinci sözcük bitişik yazardık. Su böreği bu hala bir börek. Ezogelin çorba bu bir çorba. Tarhana çorbası bu bir çorba. Dolayısıyla ikinci sözcükler anlamını yitirmediği için nasıl yazıyoruz? Ayrı yazıyoruz. Şimdi buna dikkat etmeniz gerekiyor. Güncellenen bazı sözcükler var artık. Yeşil soğan, yeşil zeytin, yeşil fasulye nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Kırmızı biber nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Lütfen bunun notunu alın. Defterinizin, kitabınızın üzerine diyoruz ve devam ediyoruz. Gök cisimleri, gök taşı, meteor taşı, kuyruklu yıldız, çoban yıldızı bunlar nasıl yazılacaktır? Ayrı yazılacaktır. Organ veya organ yerine geçen sözler serçe parmak. Kepçe kulak aşık kemi ayaklarımızla işte o bacağımız arasında olan dışa doğru olan kemik aşık kemi değil aşık kemi dikkat bu anlamda aşık ve aşık birbirinden tabii ki anlam olarak da ayrı sözcüklerdir süt dişi yine ayrı zamanla ilgili gece yarısı hafta içi bağ bozumu hafta sonu Ayrı yazılacaktır diyoruz. R, R, Er, Mez, En, An sıfat fiilekleriyle kurulan birleşik sözcükler. Yazar, Kasa, Güler, Yüz, Çalar, Sat, Güler, Yüz çıktı biliyorsunuz ki yine bunlar ayrı yazılacaktır. Renk sözcü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş tamlamalar. Ya renk sözcü olacak içinde ya da renklerden birinin adı olacak. Gece mavisi renklerden birinin adı olduğu için ayrı. Limon sarısı renklerden birinin adı olduğu için ayrı. Gümüş rengi renk sözcüğün kendisi olduğu için ayrı safra yeşili renklerden birinin adı olduğu için ayrı istisnamız var. Kahve rengi arkadaşlar nasıl yazılacaktır? Bitişik yazılacaktır diyoruz. İç dış sıra sözleriyle kurulan birleşik sözcükler nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Aklı sıra, yurt içi, ceviz içi, din dışı, yurt dışı, çevrim içi, olağan dışı, peşi sıra sözcükleri ayrı yazılır diyoruz. Ses düşmesi veya ses türemesi olmayan birleşik sözcükler ayrı yazılır. Buna dikkat. Lütfen sağ ol diye yazmayın ya da lütfen sağ ol diye yazmayın arkadaşlar. Bunun doğrusu sağ olmaktır. Bu şekildedir. Sağ ol, var ol, terk et, fark etmek, arz etmek, kabul etmek çünkü bunlar da herhangi bir ses olayı yok. O yüzden nasıl yazıyoruz tabii ki? ayrı yazıyoruz. Bu fiiller sanki bitişik yazılıyormuş gibi bazı kaynaklar çok fazla sorar bunları ama bunlar da ayrı yazılır. Nüksetmek, çark etmek ve sevk etmek. Alt, üst, iç, ana, ön, sağ, sol, arka, art, peşin, çift, tek, küçük, büyük yan gibi sözcüklerin başa gelmesiyle oluşturulan sözcükler ayrı yazılır. Dış borç, sağ bek, sol bek futbolla ilgisi olanlar bilir. İşte bekler o koruyanlar savunmanın önündeki kişiler. Sağ bek, sol bek ön söz Ondan sonra ön yargı, art niyet, yan taraf, çift ayaklılar, tek hücreli, peşin hüküm, iç savaş, ana yol. Anaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ana sözcüğüne dikkat ediyoruz. Neden? İşte ana yol ayrı, ana sayfa ayrı, ana konu ayrı, ana cadde ayrı bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Ana'ya dikkat. Ana ayrıdır. Anaların yeri ayrıdır. Böyle düşünün. Anaların yeri her zaman ayrıdır. Analar ayrı yazılır. Sadece anaokulu bitişik. Dikkat. Tamam mı? ana okulu bitişik yazılır. Ana cadde, üst geçit, alt geçit, peşin fikir gibi sözcükler ayrı yazılır. TDK'nin yazımını yeni güncellediği bu sözcükleri de bilelim. Bunlar zaten çok önemli arkadaşlar. Bol bol soru bankalarında görebilirsiniz. Hatasıyla sevabıyla değil, hatasıyla savabıyla. Unvan değil, şöyle unvan değil arkadaşlar, unvan. Boy, bos değil, boy pos. Marmara ereğlisi ayrı değil, bitişik yazılır. Yeşil zeytin bitişik değil, ayrı yazılır. Yakan top ayrı değil, bitişik yazılır. Doğu beyazıt değil, doğu bayazıt ve bitişik yazılır. Pileli, yörük, akça armut, bitişik. Küme düşmek, hasır altı, bitişik değil, ayrı. Çiğ börek, arkadaşlar çiğ börek değil, şöyle yazanları görüyorum. Çiğ börek, hayır çi börektir o yumuşak g yoktur bu şekilde yazılır diyoruz ve geldik d yazımına önemli konulardan bir tanesidir arkadaşlar d iyi bir şekilde dinlemenizi istiyorum videomuz birazcık uzun sürebilir bir problem görmüyorum ben umarım sizler de görmüyorsunuz D da bağlaç olan D da var bir de ek olan D da var bağlaç olan D da sözcüktür bütün sözcüklerin bütün bağlaçların sözcük olduğunu unutmayın ayrı yazılır sözcük olduğu için T ta şekli yoktur kendisinden önceki sözcükten kesme ile ayrılmaz ayrı yazıldığı için ek olan D da farkındaysanız ek olanın önüne çizgi çektim bağlaç olanın önünde çizgi yok buradan bile şunu anlayabilirsiniz bu ektir çünkü önünde bir çizgi var. Bu sözcüktür çünkü bağımsızdır. Önünde herhangi bir çizgi yok arkadaşlar tamam mı? Ektir yapım ya da çekim eki olabilir. E ek olduğu için bitişik yazılır. E ek olduğu için fıstıkçı şapyonsuzları ailesine dahil olabilir. Yani benzeşme kuralına girebilir. Teta şeklinde yazılabilir. Kendisinden önceki sözcükten kesme işaretiyle ayrılır ama kendisinden önceki sözcük hangi durumda kesme işaretiyle ayrılır? Özel isim ise kesme işaretiyle ayrılır diyoruz. Şimdi bir de tabii ki bir dikkatimiz var cümleden çıkarıldığında yani bağlaç olan da cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz hafif daralabilir daralır önemli değil bizim için darlık. Çünkü Nazlı da bizimle gelsin da bağlaçtır çıkardım Nazlı bizimle gelsin Nazlı da bizimle gelsin dediğimde başkaları da geliyor anlamını veriyordu ama Nazlı bizimle gelsin dediğimde başkaları geliyor anlamını vermiyor daralır dediği şey bu anlamın daralması. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Çünkü bu ektir ve ekler cümleye sözcüklere farklı işlevler katar. O yüzden. Şimdi burada bolca örnek var. Bu örneklere hemen bakacağız. Cümleden çıkaracağız. Bozulmuyorsa bağlaç. Bozuluyorsa ektir. Bu genelde durum halekidir. Şimdi kapıyı da açık bırakmışlardı. Cümleden çıkardım. Kapıyı açık bırakmışlar. Bir problem var mı? Yok. Dolayısıyla buradaki D daha nedir? Bağlaştır. Sorular hiç de zor değil. Sorular hiç zor değil. Problem var mı? Yok. Bağlaç. Bakın hiç T'yi genelde şöyle görüyorsunuz. Hiç T. Neden biliyor musunuz? Söylerken hiç T. Çünkü ağzımdan hiç T diye çıkıyor. Onun da sebebi buradaki Ç sesinin sert ses olması. D'nin yumuşak olması. Sert olan yumuşak olanı hem yazılışta hem söyleyişte yan yana getirir ya. Ama buradaki D'de bağlaştır. Yazılışta yan yana getiremem. Her ne kadar söyleyişte gelse bile. Sorular hiç zor değil. Gayet anlam bozulmadı ve bağlaç. Ahmet de bizim sınıfta okuyor. Ahmet de unuttum telefonumu. Bakın Ahmet'te unuttum telefonumu derken bulunma. Ahmet de okuyor derken başkaları da okuyor. Ahmet de okuyor gibi bir anlam vermiş diyebiliriz. Sen de yitirdim umutlarımı derken arkadaşlar. Sen de Buradaki D daha bulunma hal ekidir ve bitişik yazılır. Cümleden çıkarıp okuyalım mı? Sen yitirdim umutlarımı. Gördüğünüz gibi ne oldu? Anlam bozuldu. Cümlenin anlamı bozuluyorsa o ektir. Bitişik yazılmalı. Anlam bozulmuyorsa bağlaçtır ve ayrı yazılmalı. Kitaplarım sınıfta kaldı. Ektir ve bitişik yazıldı ve ek olan D'nin TTA şekli oluyordu. Kitaplarım sınıf kaldı dediğimde gördüğünüz gibi anlamsız oldu. O yüzden bu bizim için olamaz. Sınıf da temizlendi. Bakın söylerken şunu diyebilirsiniz. Sınıfta sanki diyormuşuz gibi ağzımızdan çıkan buymuş gibi ama söyle işte bu olabilir ama yazılışta sınıf da temizlendi dememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sınıf temizlendi dediğimde cümleden çıkardığımda anlam bozulmadı. Dolayısıyla bu bizim için bir bağlaçtır. O günleri anıp da ağlarım. Şu değil o günleri anıp ta. Anıp ta diye bir şey yok. Çünkü anıp ta olsa bulunma hal olur ama olmaz. O günleri anıp ağlarım. D'day cümleden çıkardığımda anlam bozulmadı. Gözde öğrenci her yerde kendini belli eder. D daha her zaman çekim eki değil yapım eki de olabiliyor. Nasıl öğrenci? Gözde öğrenci derken buradaki D daha arkadaşlar nedir bizim için? Şöyle şunları sildim bizim için burada bir yapım eki oldu. Nasıl öğrenci? Gözde öğrenci. Hatta sıfat yaptı gördüğünüz gibi. Bitişik yazılır. Bazen bir bakışta anlarsın ne demek istediğini. Bir bakışta oradaki t ta nedir? Bulunma hal ekidir ve bitişik yazılır. Hal durum eki diyoruz. Bazen bir bakış da yeter her şeyi anlamayı. Bakın aradaki farkı gördünüz mü? Şimdi buradaki de daha cümleden çıkarıyorum. Bazen bir bakış yeter her şeyi anlatmaya. Gördüğünüz gibi anlam bozulmadı. O, zaman oradaki de da bağlaştır. İlki haleki şöyle. ikincisi bağlaç arkadaşlar. Aradaki farka da dikkat etmenizi istiyorum. Samsun da sevdiğim şehirler arasında. Yani başka başka şehirleri de seviyorum. Samsun'u da seviyorum demek istiyor. Dolayısıyla buradaki de da bağlaçtır. Yani cümleden çıkardığımda anlam bozulmadı. Samsun'da akrabalarım var. Bulunma anlamını katlı değil mi? Samsun'un içinde, Samsun'da bulunan anlamında. E buradaki D çıkardığımda anlamın bozulduğunu görüyoruz. Samsun akrabalarım var. Olmadı. Dolayısıyla bu nedir bizim için? Hal ekidir diyoruz. Evet, hemen bakıyoruz. Tabii ki bir dikkatimiz var. Dikkatlerden kaçmaması gereken. D'nin olduğu cümleye ikinci D gelirse ve cümle anlamlı olursa bitişik anlamsız olursa ayrı. Senin de de saçına karlar yağacak. Senin de de saçına karlar yağacak. Anlamsız oldu mu? Oldu. O zaman şuradaki D'yi unutup mevcut olan D'nin nasıl olması gerekiyor? Ayrı yazılması gerekiyor. Yani doğru yazılmış. Senin saçında da kimsenin göremediği papatyalar var. Yani yüzünde de var, gözünde de var, ellerinde de var, saçında da var demek istiyor. Dolayısıyla buradaki d da ektir ve nasıl yazılması gerekiyor? Bitişik yazılması gerekiyor gördüğünüz gibi. O yüzden bitişik de yazılmış zaten şöyle. Daha güzel yazalım. Evet, bitişikte yazılmış diyoruz. Şimdi de daha bu şekildeydi. Önemli Geldik ki'nin yazımına arkadaşlar. Şimdi ki'ye baktığımızda 3'e ayırıyoruz. Bağlaç olan, zamir olan, sıfat olan ki olmak üzere. Bağlaç olan tıpkı bağlaç olan de da olduğu gibi sözcük tür ayrı yazılır. Yüklen ve özneden sonra gelir. Fiilden sonra gelirse her zaman ayrı yazılır. Buna dikkat ediyoruz. Zamir olana bakıyoruz. Çekim ekidir. Bitişik yazılır. İsmin yerini tutar ın ım ekinden sonra gelir. Sıfat olana bakıyoruz. Yapım ekidir. Bitişik yazılır. Sıfat yapar. D ekinden sonra gelir. Ve arkadaşlar sıfat olan ki'nin olduğu yere hangi sorusunu sorduğunuzda cevap alabiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Hangi sorusu sizi doğruya götürecektir. Ki'nin olduğu bölüme ler ekle. Anlamlıysa bitişik yaz, anlamsızsa ayrı yaz. Ama bunu sadece ki'nin olduğu yere ekleyip de sadece ki'nin olduğu sözcü okuma. Cümlenin hepsini okumanız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Yüzümdekiler, oluyor mu? Yüzümdekiler, oluyor. Anlamlı mı? Yüzümdekiler. Anlamlı. O yüzden bitişik yazılacak bu bir. Şimdi yüzümdeki çizgiler hangi çizgiler yüzümdeki çizgiler bir bir sıfat yapan ki anlatırken şunu dedik mi hangi sorusu değil mi şurada yukarıda söyledik hangi sorusuna yanıt verir demiştik sıfat olan ki hangi çizgi yüzümdeki çizgi demek ki bu nedir bizim için sıfat olan kidir sıfat olan ki diyoruz evet Öyle bir sevda ki yaktı kül etti. Yaktı ne yaktı? Sevda yaktı. Sevda burada özne mi? Özne. Özneden sonra gelen hemen şu yukarıda yazmıştık. Özne ve yüklemden sonra gelen ki nasıl yazılır? Bağlaçtır ve ayrı yazılması gerekiyor. Öyle bir sevda ki ifadesindeki ki nedir bizim için? Bağlaçtır. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Zamir olan ki'nin ismin yerini tuttuğunu unutmayınız. Tabloya dikkat ediyoruz bizimkisi bir aşk hikayesi derken şuradaki ki bizim hikayemiz sözcüğünün yerini mi tuttu? Bizim hikayemiz bir aşk hikayesi demek istedi. Dolayısıyla burada da zamir olan ki'den bahsedebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi Saçındaki papatya'yı koklayasın var diyor. Hangi papatya? Saçındaki papatya. Hangi sorusunu sordum cevap aldım. Dolayısıyla nedir? Sıfat yapan ki'dir ve sıfat yapan ki'nin zaten sıfat tamlaması kurduğunu unutmayalım. Salonun ki yine yanıyordu. Salonun neyi yanabilir? Işığı yanabilir, lambası yanabilir. Lambadan bahsediyor. Buradaki ki lambası sözcüğün yerini tuttu mu? Tuttu. Dolayısıyla zamir olan ki'dir diyoruz desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır diyor. Desem ifadesi fiil mi, fiil, yüklem mi, yüklem. Fiil ve yüklemden sonra gelen ki nasıl yazılacaktır? Ayrı yazılacaktır. O yüzden buradaki ki sevgili arkadaşlar ayrı yazıldığına göre bağlaçtır ve cümleden çıkardığımızda anlam bozulmuyor. Desem vakitlerden bir nisan akşamıdır sanki oraya böyle bir virgül atmalıymışım gibi. Gül ki sevgilim içim ısınsın diyor. Gül burada fiil midir? Fiildir. Yüklem midir? Yüklemdir. Fiil ve yüklemden sonra gelen ki ayrı yazılır ve bizim için ne olacaktır? Bağlaç olacaktır. Seninki düpedüz yalan olmuş derken seninki derken senin yalanın ya da senin düşüncen ya da senin sözlerin ya da senin konuşmaların artık onun yerine ne getirebiliyorsanız size kalmış. Dolayısıyla herhangi bir ismin yerini tuttuğunu anlayabiliyoruz buradaki ki'nin o yüzden zamirdir diyoruz. Erhan'ın telefonu bozuldu, Turan'ınki sağlam derken buradaki ki Turan'ın telefonu mu demek istiyor? Telefonun yerini mi tuttu? Evet. İsmin yerini tutan ki bizim için zamir olan ki'dir. Evdeki misafirlere görün de gel. Hangi misafir? Evdeki misafir. Hangi sorusunu sorduğumda sıfat olan ki'yi görüyordum. Dolayısıyla burada da sıfat olan ki'dir diyoruz. Bakın örnekleri olabildiğince bol tutmaya çalıştım. Aklım başımda değil ki sebebini bilmiyorum. Aklım başımda değil ki yüklemden sonra gelen ki bizim için bağlaçtır ve cümleden çıkardığımızda anlam bozulmaz. Emel ki en güvendiğim dostumdu derken en güvendiğim dostum yüklem kim en güvendiğim dostum Emel. Emel burada özne midir? Öznedir. Özneden sonra gelen ki ayrı yazılır arkadaşlar ve özneden sonra gelen ki yine bağlaçtır diyoruz. Senin ki yine ortalığı ayağa kaldırmış. Kim olsun? Senin çocuğun ortalığı ayağa kaldırmış olsun. Senin çocuğun diyebiliyorum. Dolayısıyla buradaki ki çocuk ismin yerini tuttuğu için zamirdir. Zamirler çünkü ne yapar ancak ismin yerini tutabilir. Aynadaki yüzüne bak bir de hangi yüz aynadaki yüz hangi sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap bir sıfattı dolayısıyla buradaki ki de sıfat olan ki'dir diyoruz arkadaşlar. Biri şey demişti hocam ekran kayda alıyorum demişti şöyle ekran almak isteyenler şu şekilde biraz karışık yazmış olabilirim ama böylece alabilirsiniz zaten bu videonun altında pdf'si olacak. Şimdi canlarım. Evet geldik. Uyarıyorum. Bu uyarıyorumlar önemli. Çünkü yeni güncellenen şeyler var burada TDK tarafından yeni güncellendi. Ki bir cümlenin sonuna gelip pekiştirme ve şüphe anlamı katarsa edat olur. Buna işte dikkat etmeniz gerekiyor. Ki bir cümlenin sonuna gelip pekiştirme ya da şüphe anlamı katarsa edat olur. Acaba gelmez mi ki? Bakın burada böyle bir ne var arkadaşlar? Acaba gelmez mi ki? Bunu bana bırakırlar mı ki? Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde bir şüphe söz konusudur. O yüzden buradaki ki ne olacaktır? Edat olacaktır diyoruz. Buna dikkat etmeliyiz. Ki bir cümlenin sonuna gelip yakınma yani şikayet, kınama ve benzeri duyguları katmak için kullanılırsa yine edat olur. Böyle de olmaz ki sana güvenilmez ki, değil mi? Böyle de olmaz ki. Hanım da böbürlenmekten dinleyemez ki. Buradaki ki'lerin ne olduğunu görüyorsunuz edat olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar yeni güncellenen bir bilgi dolayısıyla hemen lütfen sizlerin de defterinde kitabında not olarak düşsün. Şimdi kalıplaşmış kiilerimiz var arkadaşlar. Bunlar her zaman bitişik yazılır. Kalıplaşmış kiler bitişik yazılır dedik ve ben bunu kodladım şu şekilde. Nedir bu son bahçemi şeklinde kodladım. Sanki oysa ki madem ki belki halbuki çünkü meğer ki ve illaki gibi sözcüklerdeki ki'ler kalıplaşmıştır ve onlar artık nasıl yazılacaktır? Bitişik yazılacaktır diyoruz. Şimdi devam ediyorum bakalım mi'nin yazımı. Mi her zaman ayrı yaz. O yüzden her zaman ayrı yaz diyorum. Kendisinden sonra gelen ekler kendisiyle bitişik yazılır. Soru, pekiştirme, ve koşul gibi anlamlar katar. Yani mi sadece soru anlamı katmaz. Pekiştirme, koşul gibi anlamlar da katabilir diyoruz. Tatlı mı tatlı bir kız çocuğu diyoruz. Buradaki mı arkadaşlar pekiştirme anlamı katlı değil mi? Şöyle P diyorum. Yağmur yağdı mı ıslanırdı gözleri? Gözlerinin ıslanmasının koşulu ne? Yağmurun yağması. Burada o zaman bir ne vardır? Bir koşul anlamı katma vardır. Sende mi geleceksin? Soru sordu mu? Sordu. Dolayısıyla burada bir soru anlamı var. Bunu alacak mısın soru sordu. Dolayısıyla burada da bir soru anlamı vardır diyoruz arkadaşlar. Evet. Birleşik fiillerin arasına mı eki gelirse ayrı yazılır. Buna dikkat edin öncelikle tamam mı? Vazgeçmeli miyim ifadesindeki mı mı ayrı yazılır. Ama vaz artı geçmek sözcüklerinin birleştiğini görüyorsunuz. Eğer buradaki mami vaz ve geçmek sözcüklerinin arasına gelirse o zaman hem bu sözcükler ayrı yazılır hem de arkadaşlar ne olur tabii ki buradaki mami ayrı yazılır. Şimdi senden vaz mı geçmeliyim? Şimdi senden vaz mı geçmeliyim? Burada gördüğünüz gibi nasıl yazılacaktır? Ayrı yazılacaktır diyoruz. Neler düşündüğümü his mi ettin? Bakın neler düşündüğünü his mi ettin doğru yazılmış burada mami his ve etmeyi ayırıp aralarına geldiği için ayrı yazılır. Neler düşündüğünü hissettin mi yani her iki kullanımda doğrudur yine yanılmıyorsam 2020 yılındaydı TET'de çıkmıştı yanlışım varsa düzeltiniz 2020 de olabilir başka ne 19 da olabilir tam hatırlayamadım şu an his mi ettin gibi bir şey sorulmuştu düzeltme işaretinin kullanımına bakıyoruz arkadaşlar. Yazılışları aynı anlamları ve söylenişleri farklı olan sözcükleri ayırt etmek için kullanılır. Adem yokluk, adet sayı, aşık eklem kemiği, hala babanın kız kardeşi. Bir de tabii ki Adem var insan, adet var gelenek, alışkanlık, aşık var vurgun, tutkun hala henüz anlamına gelir diyoruz. Arapça ve Farsçadan dilimize giren ince okunması gereken G ve K ünsüzlerinden sonra gelen ünlülerin üzerine konur. Dükkan demiyoruz değil mi dükkan? Bu arada yazım yanlışlarında bunlar biraz daha gizli saklı olduğu için bunları görmekte zorlanabiliyor olabilirsiniz. Dikkat edelim. Kağıt demiyoruz kağıt. Hikaye değil hikaye. Yadigar değil yadigar. Tezgah değil tezgah. Karargah değil karargah şeklinde okunacaktır. Bu şapka, şapka diyorsunuz normali düzeltme işaretidir. Bu düzeltme işaretinin konulmamış olması bir yazım yanlışıdır diyoruz. Nispet ekinin belirtme durumunu ve iyilik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır. Bakalım Türk askeri askeri okullar. Arkadaşlar buna dikkat etmeniz gerekiyor. Askeri okul. Bakın gördünüz mü? Buradaki nispet iyisidir ama Türk askeri derken buradaki i nedir bizim için? Belirtme hal ekidir. İslam dini yine aynı şekilde. Atatürk'ün resmi aynı şekilde. Dini bilgiler. Bakın gördünüz mü? Resmi kuruluşlar buradaki nispet iyisine dikkat edeceksiniz i'nin üzerinde şapka olacaktır diyoruz. Nispet eki alan kelimelere Türkçe ekler getirildiğinde düzeltme işareti olduğu gibi kalır yani kendini korur herhangi bir değişime uğramaz. Millileştirmek şuradaki nispet isi korunmuş millilik resmileştirmek, resmilik şeklinde örneklerinde olduğu gibi. Şimdi konumuzu normal şartlarda bitirdik ama bir de tabii ki şöyle bir tablomuz var arkadaşlar. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Yazımı karıştırılan sözcükler tam tamına 100 sözcük var burada ve çıkacağını düşündüğüm e, sözcükleri özellikle almak istedim. Ukte mi ukdeme mi? Dört nala derken ayrımı bitişik mi? Gider ayak nasıl yazılır? bitişik yazılır incir uyutmaz tek bilek ay dede lav etmek ne demekti? lav etmek hadi bakalım yorumlara yazın çünkü konuda geçmişti anlatmıştım ne olduğunu nüksetmek ayrı alçak gönüllü akçağırmut ya kan top adam akıllı gibi burada bunu size bırakıyorum bunu lütfen çünkü videoya alırsam çok fazla uzatmış olurum vaktinizi almış olurum vakit sizin için çok önemli bunu çıktısını alıp odanıza falan da asabilirsiniz aslında bir yere defterinizin arasına koyabilirsiniz zaten hocam benim kitabım zaten benim defterim diyorsanız da kitabınızdan takip edin bilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. İkinci yani yazım kurallarının ikinci videosunu da bitirmiş olduk. Dolayısıyla hemen yazım kuralları ile ilgili pdf'i açıklama kısmına yazıyorum. Ama sadece pdf var diye izlememezlik yapmayın. Desteğinize çok ihtiyacım var. Gerçekten gelen her yorum benim için motivasyon kaynağı oluyor. Sonuna kadar gelen herkesin yolu çiçekli bahçelere çıksın diyorum. Kendinize iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.